bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem demişti ya şarkısında. İşte gerçek hayatı da şarkısından farklı değildi onun. Öyle inanılmaz kararlar verip arkasında durmuştu ki hepimizi şaşkınlığa uğratmıştı. Defalarca kansere yakalansa da hayatını darma duman edip karamsarlığın içine gömülmedi. Tam aksine milyonlarca kadına örnek olacak şekilde umutla ve inançla yaşadı. Cezaevinde yaşadığı dillere destan aşkıysa kimselerden saklamadı. Onun sesinde geleceğin sıcaklığı, ailenin şefkati vardı. Kısacası kusursuzdu yani. 90'lara renk katan sevdamıza ilaç olandı. Şimdilerde onu çok görmesek de zamanında gecelerimizin en yakın dostu olan Gülay hayatı boyunca neler yaşamış gelin hep beraber bakalım. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Özel isim istekleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Taşlara mı döndü kalbin? Gülay Sezer ya da kısaca bilinen adıyla Gülay, 24 Mayıs 1970'te İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer'in bağlamayla çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı. Bu dönemde ilk olarak babası tarafından eğitildi. Sabaha verdiği röportajda babasıyla ilgili şunları söylemişti. Müzisyen ve besteci bir babanın kızıyım. Babam Eyüp Ercan Sezer'i 10 yaşında kaybettim. Benim hem rol modelim hem de ilk müzik öğretmenimdi. Kariyerim boyunca çok şükür onun şarkılarını da seslendirdim. O da gördü bunları. Benim söylediğim Balkan havası Babula babamın bestesidir. Hikayesi de çok ilginçtir. Biz Selanik göçmeniyiz. Yunanistan'da yaşarlarken babam bir kıza aşık oluyor. Hem de deliler gibi. O anda aklına ya sevdiğim kız burada oturur ve suya düşerse diye bir düşünce geliyor. Durup dururken ağlamaya başlıyor. Öyle aşık bir adam yani. Bir gün dedem tüm aileyi eşyaları toplayıp yüklüyor bir arabaya. Kimseye nereye gittiklerini söylemiyor. Babam o dönem 14 yaşında. Yolda dedeme nereye gidiyoruz diye sürekli soruyor. Uzun bir süre geçtikten sonra dedem Türkiye'ye gidiyoruz diyor. Babam o günden sonra sevdiği kızı bir daha hiç görmüyor. Babam çok melankolikti. Ben de öyleyim. Annemle 24 yaşında evleniyor. Bugün için erken görülse de o dönem için iyi bir yaş. O yaşa kadar kimseye aşık olmamış. Annem de ikinci aşkıdır babamın. Birbirlerini çok sevdiler. Annem babamın hikayesini bilirdi ama saygı duyardı. Gülay'ın Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albüm Her Akşamı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan Cesaretin Var mı? Ve 1997'de Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izledi. Radyo Gözlem'in konuğu olan sanatçı Gizem Kapusuz tarafından hazırlanan ve sunulan programda 90'lı yıllara damgasını vuran Cesaretin Var mı aşka şarkısının nasıl oluştuğunu şöyle anlatmıştı. Bu albüm benim bestelerimden oluşan bir albümdü. Bu kadar dinleneceğini hiç düşünmemiştim. Bu albümün komik bir tarafı da var. Müzik direktörü bana prestij albüm yapmak istediklerini ve albümlerimi çok beğendiklerini söylediler. Eski eşim reklam yönetmeniydi. Benim haberim yokken kayıtlarımı yaptığım besteleri onlara alıp götürmüş. Aslında bu besteleri kendime yaptığımı ve müzik yapmayacağımı biliyordu. Birkaç kez reddettikten sonra müzik yapmayı kabul ettim. Gerçekten de bir prestij albüm istiyorlar. Ve albüm bitmek üzereyken son parçanın kaydını yapmak için stüdyoya gittim. Kayda gitmeden bir gün önce elektrik kesilmişti. O dönem yasak aşk yaşayan tanıdığım bir çift vardı. Bu tarz hayat gerçekten cesaret isteyen bir şey mi dedim. Ben böyle bir şey yaşayabilir miyim diye çok düşündüm. Ve elektrik kesikken şarkıyı söylemeye başladım. Bu şarkı o gece böyle ortaya çıktı. Şarkının sözlerini sonradan ben de çok sevdim. Öyle ki 6-7 yaşındaki çocuklar bile söylüyorlar. Bana çok ilginç geliyor. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için Damlalar isimli halk müziği programını hazırlayıp sunmaya başladı. Gülay aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı. Fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bıraktı. 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünde kompozisyon eğitimi almaya başladı. 2007 yılında okuduğu bölümden birincilikle mezun oldu. 2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı albümlerini çıkardı.
2005 yılının başında Adı Yok isimli pop albümünü piyasaya sürdü. 2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkardı. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında isimli filmin Aşk adlı şarkısının sözlerini yazdı. Bu şarkıyı da yine kendisi söyledi. Ayrıca Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adını taşıyan şarkısının sözlerini yazdı. Radyo Gözlem'de pop albümünden sonra halk müziği tarzında albüm çıkartmasının sebebini ise şöyle anlattı. Biz buna geçiş demeyelim. İçimden o an ne geliyorsa onu yapıyorum. Bu albümlerden sonra arabesk albüm de yapacağım. O bittikten sonra belki de bir sanat müziği hazırlayacağım. Aslında herhangi bir şeye geçmiyorum. Ben yorumcuyum. Her tarzda müziği sevip yorumlarım. Bu çalışmaları karşılıksız kalmayan Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında yılın iletişimcileri ödülünü, 1996 yılında İFA Müzik Ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden yılın programcısı ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden en iyi halk müziği programı ödülünü, 2007'de ise 34. Altın Kelebek'te en iyi Türk kadın solisti ödülünü aldı. Özel yaşamı ise çok çetrefilliydi Gülay'ın. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Gülay Sezer'in Nilban adında bir kızı var. Son olarak 2015 yılında müzisyen Serkan Boran'la nikah masasına oturdu. Sabahtan Göksan Göktaş'a verdiği röportajda ilginç bir anısını şöyle anlatmıştı. Bana bazı dinleyicilerim hep aşık gibi bir haliniz var derler. Gerçekten de öyle. Aşık olmuştum ben. Aşk ve melankoli hep var hayatımda. Biri olsa da olmasa da hep aşığım. Aşk için çok fazla delilik yaptım. Ama biri var ki gerçekten film gibi. Zamanını size tam olarak vermeyeceğim. 6 yıl boyunca süren, inişli çıkışlı, artık birbirimize ruhen çok da zarar verdiğimiz, bir ayrılıp bir barıştığımız ama bir türlü ayrılamadığımız bir ilişkim vardı. Bu ilişkiye nokta koyabilmek için cezaevinden bir hayranımla cezaevinde bir evlilik yaptım. Onun hapiste olması, birlikte olmamamız, aynı evde yaşamamamız açısından önemliydi benim için. Yani duygusal anlamda bir hayranlık değildi. O da biliyordu bunu. O insan çok kalender bir insandı. Diğer ilişkim bu sayede bitti. Karşımdaki insan zaman içinde bu evliliği kabullendi ve hayatımdan çıkmak zorunda kaldı. Sonra diğer kişi cezaevinden çıktı. Bir süre aynı evde ayrı odalarda yaşadık. Sonra da boşandık. Zaman içinde de onun bana karşı bir şeyler hissettiğini gördüm. Ama dedim ya, kalender bir insandı. Aşkını içine gömdü. Melek de olsa, şeytan da olsak. Gülay Sezer 3 kez kanser atlattı. Mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren sanatçı son olarak rahim kanseriyle savaştı. Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu ameliyattan önce vasiyetini hazırladı isimli yazısında Gülay'ın şunları söylediğini belirtti. Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu 3. kanserim. 2 sene önce de çoklu organ yetmezliği atlatmıştım. Henüz 9 canımı tamamlamadım. 5 canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için. Her ihtimale karşı artık bir vasiyet hazırlayayım. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım Ali. Gülay radikal bir karar alarak İstanbul'dan ayrıldı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Köyceğiz'de tarımla ilgilendi. Toprağa tohum ekip sağlığı açısından organik sebzelerle beslendi. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri'nin 7 Şubat 2022 tarihli programına konuk olan sanatçı vasiyetini şöyle açıkladı. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Bu kadar sık yaşayınca rahatsızlığı mantıklı olarak düşünüyorsunuz. Matematiksel olarak hesap yaparsak herhalde 80'e kadar yaşayacak halim yok. Ben bir mezar istemiyorum, gömülmek istemiyorum. Kadavra olarak vücudumun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istiyorum. Bunun dışında vasiyetlik bir şey yok. Bir cenaze töreni, bir mezar taşı istemiyorum. Kimsenin beni öyle hatırlamasını istemiyorum. Babamın cenazesinden sonra ciddi bir travma oldu benim için. Cenazelere gidemiyorum. Vakti gelince hepimiz buradan göçeceğiz. Kazık çakacak halimiz yok dünyaya. Bir yerden sonra da gitmek gerek. Kansere yakalanmasıyla ilgili konuşan sanatçı Radyo Gözlem'de şunları söylemişti. Çok şükür ki ailemde bir tek ben yakalandım. İyi ki kardeşlerim, annem ve çocuğum yakalanmadı. Morali çok yüksek biriyim. Kafama takmadım. Bu yüzden kolay atlattım belki de. Benim için bir imtihan oldu. Allah sevdiği kulunu her zaman sınarmış. Operasyonlarım güzel geçti. Yaşam ne kadar güzelse benim için ölüm de o kadar güzel. Hayatıma dair hiçbir şey değişmedi. Zaten hayata gereğinden fazla önem veren bir insan değilim. Dünyada misafir olduğumuzun bilincindeyim.
öyle yetiştirildim. Asla hırslarım olmadı. Ölümden korksan ne yazar, korkmasan ne yazar. Vakti geldiğinde hepimiz gidiyoruz. İnsan bunun farkında olunca hayatında pek bir şey değişmiyor. Ne bir karamsarlık yaşadım, ne de hastalıkları atlatınca aşırı bir sevinç hali. Çok şükür ki iyiyim. Ama dediğim gibi hepimiz misafiriz. Atlattığı onca badireler, yaşadığı imkansız aşklar ve yürekten söylediği şarkılar derken bugünlere kadar unutulmadan ve sevilerek geldi Gülay. Şimdilerde 53 yaşında ve hala sanatla iç içe. Kızıyla ve ailesiyle geçirdiği vakitleri sosyal medyadan paylaşarak sevenlerin içine su serpmeye devam ediyor. Biz de Megasin ekibi olarak maddi şeylerin hiçbir önemi olmadığını bize bir kez daha hatırlatan bu özel isme sağlık ve huzur dolu upuzun yıllar diliyoruz.